sayıların dili. Üstünlüğü iyice ele geçirdiler amiral. Bir şeyler yapmalıyız. Görüyorum, görüyorum. Eğer başarısız olursak... Hayır, bunu kabul edemeyiz. Bu sefer olmaz. Söylemeye dilim varmıyor ama bu son hakkımız olabilir. Böyle konuşma ikinci kaptan. Sekiz. Yine kaçırdınız. Eyvah. Bu hiç iyi olmadı. Merak etme. Son denizaltımızı öyle kolay bulamazlar. Sıra bizde. L-10. C-10 mu dedi? Anlamadım. L-10 Hayri. Limonun L'si. Yüzlerini böyle ekşittiklerine göre tam isabet abi. O halde son atışımız L-10'a. Amiral, batıyoruz. Buraya kadarmış Kamilciğim. Yolun sonuna geldik. Yine nasıl bildin denizaltının yerini? Sayılara odaklandım o kadar. Bu sefer amiral ben olacağım. Tamam, ben yeni bir tablo çizeyim. Benim gitmem gerekiyor. Nereye Mert? Yeni oyuna başlıyoruz. İşlerim var. Daha Basri amcaya uğrayacağım. Basri amca pazara gitti. Evet. Hemen dönmez nasıl olsa. Öğle vakti oldu. Şimdi gelir. Gelmez. Mert'ten iyi mi bileceksin Kamil? Bana müsaade artık. Hadi arkadaş. Atacaksan at artık. Acelemiz mi var Hayri? Satranç mı oynuyoruz canım? Tamamdır. Atış geliyor. Bu atış da kısa düştü. Hayri. Geldim. 4'te 3 yaptın. Bunu kaçırırsan ben kazanıyorum. Deriyi görmeden paçalarını sıvadın yine. Ver şunu dedim. Hop! İşte burada! Şimdi burada! Hayri, Kamil, ne yapıyorsunuz? Basket oynuyoruz. Böyle yatarken zor olmuyor mu? Kim önde? O da soru mu Mert? Tabii ki ben! Anlaşılan önceki oyunu çabuk unuttun. Kamil böyle asansör gibi inip çıktığına göre bu iş zor. Kızma hemen canım. Ama bana sorarsan bu atışı kaçıracak gibisin. Neyse. Ben daha fazla oyalanmasam iyi olacak. Dur bakayım. Yoksa bu duyduğum zaferimin ayak sesleri mi? Bir de sen başlama şimdi. Hayt! Kamil atışı kaçırıyor ve potanın yıldızı Hayri oluyor. Arkadaş... Ne yapıyor? Nasıl oluyor? Anlamıyorum. Anlaşılmayacak ne var Kamilciğim? İyi basket oynuyorum o kadar. Ben onu mu diyorum? Mert'ten bahsediyorum. Ne olmuş Mert'e? Görmedin mi? Bu atış kaçar dedi gitti. Her şeyi önceden biliyormuş gibi konuşuyor. Bir gizemli halleri var. Amiral Battı oynarken de hedefleri şıp diye buluyordu. Bak şimdi iyice meraklandım. Durmadan bir yerlere gidiyor ama daha bize bir şey söylemedi. Kamil, neler olduğunu öğrenelim diyorum. Tamam öğreneceğiz. Bu gizemi kitaplardaki gibi çözeceğiz. Bekle ve gör yöntemiyle. O tarafta bir hareket var mı? Yok. Sen bu bekle ve gör yöntemini yanlış anlamış olmayasın. Bir görebilsem. Çekme gazeteyi. O zaman da ben göremiyorum. Hayri, bir bakayım bırakacağım. Açığa çıkıyorum Kamil. Al işte, yırttın gazeteyi. Ben mi yırttım? Çeken sensin. Geliyor. Diğer sokağa gidiyor. Niye dolaşıp duruyor ki? Belki de bu iş mahalleyle ilgilidir. Yok artık. Tabii. Mahallede olan bitenleri önceden öğrenmeye çalışıyor. Niye? Biz de onu öğreneceğiz zaten. Ay.
Buradan bütün sokağı görürüz artık. Gözünün önündeydi. Nasıl kaybettin arkadaş? Bir anlasam. Peşinden yürüyordum. Bir sokağa döndük. Sonra da puf. Bir anda kayboldu. Kuş olup uçmadı ya canım. He? Uçsa buralarda olur herhalde. Ama nerede olduğumuzu önceden biliyorsa bizden saklanıyordur. O kadar da değil. Burada olduğumuzu nasıl bilecek? Sanki aklımızı okuyor. Yok artık. Demek ne yapacağımızı, ne düşündüğümüzü böyle öğreniyor. Akıl okuma makinesi. Hemen Mert'i bulmalıyız. Aa, Mert orada. Hadi izlemeye devam edelim. Sonunda kurtulduk. Öyle olsun Yumak. Hadi görmüyorsun. Sesimizden de mi tanımıyorsun? Kim o? Benim Mert. Mert gelmiş Hayri. Kenara gel Kamil. Ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Demek anladınız. Anladık tabii. Akıl okuma makinesini bizden saklayamazsın. Akıl okuma makinesi mi? Boşuna inkar etme. Amiral Batta hedeflerini nasıl bulduğunu biliyoruz. Basketi kim atar, kim kaçırır onu da öyle anlıyorsun. Bütün mahalleyi gezip ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz hepsini önceden öğrenmeye çalışıyorsun. Bütün planım ortaya çıktı desenize. Bizden kurtulacağını mı sandın? Söyle bakalım, makine nerede? Tamam, göstereceğim. Gelin benimle. Şu meşhur akıl okuma makinesi bu mu? Yok artık. Gerçekten çalışıyor. Çalışacak tabii. Yoksa onca bilgiyi nereden öğreneceğim? Şimdi ne yapacağız? Başlık falan takmayacak mıyız? Ne başlığı Hayri? Bu en yeni modeli. Başlığa falan gerek yok. Çok heyecanlı. Cihaz aklımdan geçenleri direkt size söyleyecek. Ama önce ayar yapalım. Yapalım yapalım. Nasıl? Duyabiliyor musunuz? Ben duyamıyorum. Sadece cızırtılar var. Sanki biri kızartma yapıyor. Ama siz de biraz zorlayın kendinizi. İlk denemeniz olduğu için ben bazı soruları düşüneyim. Siz de aklımdan geçenleri okuyup cevap verin. Tamam. İlk olarak yarın sabah evden çıkınca nereye gideceğimi düşünüyorum. Nereye olacak? Okula. Pekala. Okuldan dönünce birini ziyaret edeceğim. Basri amca. Güzel. Sonra da çıkıp biraz dolaşacağım. Ama nerede? Hayt. Elbette mahallede. Kamil, sıra sende. Bak, bütün sorulara Hayri cevap verdi. Tamam Mert.
Üstelik hepsini de bildi. Arkadaş, nasıl akıl okuyormuşum da haberim yokmuş. Soruyorum. Yarın dışarı çıkarken yanıma hangi eşyayı alacağım? Hadi Kamil. Bir dakika. Ama böyle önemli bir makine boşu boşuna çalışıyor. Doğru. Bu kağıtları bir de defterini. Gerçekten aklımı okudunuz. Şimdi son bir soru soruyorum. Yarın mahalledeki işim bitince ne yapacağım? Tamirhaneye gideceksin. Oo, müdahale var. Makineyi niye kapatıyorsun Mert? Size bir faydası yok da ondan. Nasıl olmaz canım? Soruları bildiniz demiştin. Soruları kasası olmayan eski radyo sayesinde değil, gözlem ve olasılık hesabıyla bildiniz. Olasılık hesabı da ne? Bir olayın ya da durumun gerçekleşme ihtimalini bulmamızı sağlayan hesaplama yöntemi. Bu akıl okuma makinesi hiçbir işe yaramıyor öyle mi? Akıl okuma makinesi diye bir şey yok. Yarın ne olacağını, günlerdir peşimde olduğunuz ve yaptıklarımı gördüğünüz için bildiniz. Hepsi bu. Amiral Battı da her attığını vurmana ne demeli? Hedeflerin yerlerini sen seçersen vururum tabii. Ne de olsa küçük hedefleri hep köşelere saklıyorsun. Vay arkadaş! Peki benim basketi kaçıracağımı nasıl bildin? O daha kolay. Üzerinde biraz baskı olunca hata yapma olasılığın artıyor. Öyle heyecanlıyken atışı kaçırman beni şaşırtmazdı. Bütün gün ne diye mahallede dolaşıp duruyorsun? Çok daha güzel bir sebep için. Hangi sokakta kaç ev var, kaç kişi yaşıyor onu hesapladım. Sonra en sık kullanılan yolları buldum. Bunca hesap kitap neyin olasılığı için? Mektup atma olasılığı için. Mert, sen bize şaka mı yapıyorsun? Hayır. Muhtar postaneden yeni bir mektup atma kutusu istemiş. Basri amca ve Saadettin usta en uygun yeri bulmam için bana bu yöntemi öğretti. Yok artık. Bu bildiğin akıl okumak gibi bir şey. Akıl okumak da bir şey mi? Resmen geleceği görmek. Abartmayın. Sadece olayları gözlemleyip sayıları kullanarak olayları tahmin etmeye yarıyor. Daha ne olsun? Hadi bize de öğret. Evet, nasıl yapılıyor? Dediğim gibi aslında her şey matematikle ilgili. Yeni mektup atma kutumuz mahallemize hayırlı olsun. Ben ilk mektubu yurt dışındaki mektup arkadaşıma gönderiyorum. Ben de postane müdürlüğüne küçük bir teşekkür yazısı yazdım. Hayri, senin mektup kime? Bir dergiye. Öykü yarışmasına katılıyorum. Öyle mi? Anlatsana, heyecanlı bir hikaye mi? Hem de nasıl. Genç ve cesur kahramanımız Hayri bir akıl okuma makinesi yapıyor. Hayri!